burada olmaya geliyoruz. Emekli Albay Mustafa Gümüşlü. Buyurun. Efendim zaman bayağı gece oldu. Zihinler yorulmuştu diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü Kuvayi Millicilerin ne bedeni yorulur ne zihni yorulur. Hepinizi bu duyurulara selamlıyorum. Ben Tokat doğumluyum. 1954 Tokat doğumluyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde yurt dışı görevlerde bulundum. 2005 yılında emekli oldum. Ve daha sonra da internet gazetelerinde siyasi güncel yazılar yazıyorum. Bugün de ülkenin bu durumunu görerek ben de sizlerle beraber buradayım. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hakikaten çok fecaat bir şekilde zor günlerden geçiyoruz. Ancak yine bu zor günlerden çıkışın reçetesi, adresi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken koyduğu milli ilkelere dayanmaktadır. Atatürk milliyetçiliği, milli birlik ve beraberlik, ortak kültür, ortak duygu ve ortak düşüncedir. Görüldüğü gibi Atatürk milliyetçiliği, dini, mezhebi, dili ne olursa olsun kimseyi dışlamayan, aksine kucaklayan ve birleştiren bir olgudur. Ülkenin önemli temel taşlarından en önemlisi eğitim, sonra da savunmadır. Önemine binaen her ikisinin de başında milli ibaresi vardır. Milli eğitim ve milli savunmadır. Maalesef her iki unsurda ülkeyi yönetenler yeterli önemi ve hassasiyeti göstermemektedirler. Milli eğitim durumu işler acısı millilikten çıkartılmış dini eğitim haline getirilmiştir. Sistem falan yok. Yazboz tahtası gibi her sene bir bakan değişir. Gelen yeni icatlar çıkarır. Ama sonuç sıfır, kalite yerlerde. 81 yılda üniversite açtık diye ölürler. Ancak mezunlara bakınız, bilgi seviyeleri 60'lı yıllarda mezun olan ortaokul öğrencilerinin daha düşük. Her yıl işsizler kervanına binlerce gençlerimiz katılmaktadır. 112'si devlet, 69'u vakıf olmak üzere 181 üniversitemiz var. 7,5 milyon öğrencimiz var. Bunların sadece 1/4 iş bulabiliyor. Ülkeyi yöneten ve 81 yılda üniversite açtık diye övünen Cumhurbaşkanı daha geçenlerde her üniversite bitirene iş bulacağız diyor. Bunun ne derece aymazlık olduğunu sizlere bırakıyorum. Bakınız 1923 Milli Eğitim Kongresi Atatürk şöyle diyor. Milli eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, atılgan, başladığı işi başarabilecek kabiliyette, dürüst düşünceli, iradeli, hayatta rastlayabileceği engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi gençler yetiştirmektedir. İşte Atatürk'ün önümüze koyduğu hedef şablon budur. İdare edenlerin yeni ipe sapa gelmez uygulamalarını terk edip bu şablonu harfiyen uygulamaları gerekir. Çünkü çağdaş eğitim budur, kurtuluş da bundadır. Aksi halde çabuk yoldan çıkar, rotayı şaşırırsınız, sonra da millete dönüp Allah beni affetsin, kandırıldık demek zorunda kalırsınız. Ülkemizin diğer temel unsuru milli savunmamızdır. Ordumuzun şanlı tarihiyle elbette ki övünüyoruz. Ancak bugünün muharebeleri eskiden olduğu gibi kılıçla kalkanla değil, artık modern çağın, teknolojinin, uzay çağının silahlarıyladır. Üretemiyoruz, keşfedemiyoruz, bu konuda Ar-Ge'miz yok. Savunma sanayimizi yeteri kadar geliştiremiyoruz.
dini dogmalar arasında o kadar boğulmuşuz ki özde iman gücüyle bütün dünyaya geleceğimizi sanıyoruz. Eğer iman gücüyle bu iş hallolsaydı milyonlarca güruh olan Arap topluluğu onların onda biri, yüzde biri olan İsrail'in hakkından gelebilirdi herhalde. Yani nicelik değil, nitelik önemli. Bilim adına hiçbir kurum oluşturamadığımız gibi amacı bilim olan kurumları da din üzerinden yönetiyoruz. Bugün Diyanet'e ayrılan bütçe 11 bakanlığın bütçesinden daha fazla. Ne acıdır ki bu bakanlığın içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da var. Milli savunmada dışa bağımlılıktan kurtulacak teknolojiye sahip olamazsanız ne uçağınız uçabilir, ne tankınız, ne topunuz hareket edebilir. Dışa bağımlılığın acı örneklerini Mineççiye Kıbrıs Harekatı'nda Doğu ve Güneydoğu'da İHA'ların kullanılmasında ve en son patriotların verdim vermedim meselesinde hepimiz yaşadık. Ama maalesef bunlardan ders almıyoruz, almayı bilmiyoruz. Kendi milli silah fabrikamızı geliştirip modernize edecek yerde bunları satmaya uğraşıyoruz. Ülkeyi yönetenler tribünü oynamamalı. Milli değerler oy uğruna feda edilemezler. Aylardır gündem meşhur olan S-400'lerimiz var. Hatta çoğu taraftarda Trump'a kafa tuttuk, ABD'ye kafa tuttuk ve S-400'ü aldık diye övünebilirler. Ancak övünebilmek için S-400'leri Doğu ve Güneydoğu'ya yerleştirir, aktif hale getirirseniz bir anlamı olur. Aksi halde Ankara'nın düzenine getirip depolarsanız hiçbir anlamı olmaz. O halde güçlü olmak istiyorsak Türk mühendisleriyle milli silah savaş sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak, dışa bağımlılıktan kurtarmak için de her türlü yatırımı ve fedakarlığı yapmak zorundayız. Ekonomik durumlara fazla girmeyeceğim. Hepinize malum, milli gelirden fiyat başına düşen miktar 8.000 dolar civarında. 12 yıl öncesinin daha gerisinde. 12 yıl önceki milli gelirden düşen pay 12.000 dolar civarındaydı. Eğer bugün dolara baskı olmamış olsa bu 6.000 dolarla civarında kalacaktır. Bu çöküşten çıkış için mutlaka yeni bir paylaşım modeli tasarlanmalı ve hayata geçirmelidir. Öncelikle işsizliğe çare olacak yatırımlar teşvik edilmelidir. Kurumlarda her türlü yatırımlara ve israfa tavana son verilmelidir. Yönetenlerimiz maalesef vatandaşa tasarruf edin kemer sıkın diyorlar. İyi güzel de tasarruf tepeden yani saraydan, meclisten, kurumlardan başlarsa vatandaş örnek alır. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Bir eli yağda, bir eli balda zevk-i sefa içinde yaşayıp vatandaşın karşısına televizyonlardan birkaç imam çıkarıp onlara dini duyguları kullanarak şükretmeyi telkin ediyorsunuz. Ülkemizde kurumlar maalesef işsizliğe çare diye her seçimde önüne gelen insanları doldurmuşlar ve her kurumda en az 10 kat fazla personel çalışıyor. Bu işsizliğe çare olamaz, istihdam böyle yaratılamaz. İstihdam ancak yatırımla, üretimle yaratılır. En tepeden başlayalım. Sanayide çalışan sayısı 1000. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan sayısı 7608. Bakınız bundan hemen hemen çoğumuz bunu hatırlayacak yaştayız. 450 milletvekili ve 150 senato üyesi varken 600 kişilik mecliste 500 çalışan varmış. Bugün 600 kişilik mecliste 7600 çalışan var. Yani bir vekile 13 personel düşüyor. Üstelik de bugünkü meclis maalesef hiçbir şey yapmayan, yetkisi ve yetkisi olmayan bir meclis. Cumhurbaşkanı deyimiyle yan gelip yatan bir meclis. Yine başkan bunlara değindi, ben fazla girmeyeceğim. Siyasi partiler kanunu mutlak değişmeli. Süratle lider saltanatına son verecek şekilde düzenlenmelidir. Belediyeler kanunu kesinlikle değişmeli ve
süratle eğer iktidar olursa bu oluşum, ki olacağına inanıyoruz, belediye kanunu değişmeli. Belediye başkanı yaptığından sorgulanmalı, denetlenmeli ve kendisine zimmet çıkarılmalı. Çünkü bir belediye başkanı sadece beni, sizi değil, doğacak çocukları bile borçlandırabiliyor. Görevi bırakacağı zaman da anahtarı alıp teslim ediyor ve ayrılıyor. Ama soru soran yok. Adli işlemlere başvuran yok. Niye yok? Cumhurbaşkanı saraya topluyor ve bir cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Devri sabık yaratmayın. Bırakın çalsınlar, bırakınız yesinler. Böyle bir yönet olabilir mi? Gerçekten bu laflar duydukça ne günlere kaldı diye düşünüyorum. Bizi yönetenlerin ifadelerinden birkaç da örnek vereyim. Anayasayı, biri diyor ki anayasayı bir kere denemekten bir şey olmaz. Benim memurum işini bilir. İmam yurtlarında tecavüz olan çocuklarım için biri çıkıyor, bir kereden bir şey olmaz diyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, devri sabık yaratmayın, işinize bakın, çalan çalsın diyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Böyle düşünenlere bir daha o makamları bırakmamak için hepimiz buradayız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Özgür Başkanım'ın bu oluşumda kimler olamaz ifadesine çok küçük bir katkı sunmak istiyorum. Şahsi menfaatleri ülke menfaatleri üzerinde tutanlar bu oluşumda olmamalı. Dostluğu arkadaşı satanlar bu oluşumda olmamalı. Adil olmayanlar, hak hukuk tanımayanlar bu oluşumda olmamalı. Kendisiyle barışık olmayanlar bu toplumda olmamalı. Çözüm adamı olmayıp sorun adamı olanlar bu toplumda olmamalı. Halkın adamı olmayıp kulaklık edenler burada olmamalı. Bu davaya inanmayıp yarı yolda nefes kesecekler içimizde olmamalı. Sözlerimi değerli şair Mehmet Akif Ersoy'un bir dörtlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle noktalıyorum. Ey dipli ve yiğit, iki el bir baş senindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Ben, siz, hepimiz sahip olursak bu vatan batmayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Teşekkür ediyoruz.